Geçen sene hepimiz böyle Süper Lig konusunda, yani Avrupa Süper Lig konusunda hepimiz ve daha bizden daha önemli. Ya ben sizin görüşleriniz benim için çok önemli, yanlış anlamayın da. Mesela Chelsea taraftarının tepkisi. En önemli. O en belirleyicilerinden biri. Çünkü Chelsea, Roman Abramovich, yani aşırı endüstriyel futbolun İngiltere'deki miladı diyebiliriz Roman Abramovich. Evet. Daha önce endüstriyel futbol yine para dönüyor. Abi Chelsea'nin eski, sen ben Lord Sugar'lar falan, Tottenham mıydı Chelsea? Sugar ya, lakabı o tabii ki. Hani Sugar Daddy vardır ya, babacığım bana bunu al, şunu al, o bizde olsak öyle çok. Neyse ya. Sonuçta şu var ya, bu kaçınılmazdı yani. Yoksa benim istediğim Gerd Müller gibi olsaydı keşke. Gerd Müller mesela. Gerd Müller'in arkasından bir kişi şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı diyor mu? Halbuki merhum bayağı sıkıntılar, sorunlar yaşamış hayatında. Evet. Ama Bayern Münih kültürü, onu hep sorunları, sıkıntıları çözeriz. Yani ama sorun sıkıntı çözelim diye sen bizim evladımızsın, gel başkan ol değil, gel teknik direktör ol değil. Sen golcüsün, en iyi yaptığın gol atmak, golcülüğü öğret. Evet. Hala dünyanın en iyi golcünün biri. Evet. Lewandowski, Bayern Münih'te. Orada bir gelenek var. Sonra mesela Jupp Heynckes. Ne enteresan, Bayern Münih'in efsane hocası diyorlar. İyi de. Gladbach'ın efsanesi. Hayır niye ama? Futbolculuğunda Jupp Heynckes bayağı golcü. Evet. Golcü oldu golcü yani. Hala Bundesliga'da en çok gol atan 10'uncudan bir tanesi diye hatırlıyorum ben. Yani Lewandowski'lere rağmen yani. Lewandowski bambaşka da. Gerd Müller'in rekoru. Abi çünkü milli takımda 60'tan fazla maç oynamış ve oynadığı maçtan daha çok gol atmış bir isim Gerd Müller. Genelde tek santrafor oynatıyor o zaman. Helmut Schön, 74 Dünya Kupası. Derval'de onun yardımcısı Jupp Derval. Çok da önemli isimler yetiştiriyor. Abi Gerd Müller'in oyunu Jupp Heynckes'i oynatamıyor falan. Hani asıl zenginlik bu biliyor musun? Bu büyük zenginlik. Evet. Ama Jupp Heynckes de teknik direktör olarak Gerd Müller'le karşılaştırılmayacak kadar devasa başarılar imza atıyor. Hani Gerd Müller'i de bu şekilde anmış olalım. O da yakın zamanda hayatını kaybetti. Gerd Müller'in en önemli imzası, sen daha hakimsin, sen de aynı şekilde. 70... Ben ne hakimim? Ercan Taner'den dinleye dinleye Ercan abiden öğrendim. Ateş arabalarından dinledim. Bir de böyle Önder abiden. Önder şu kısımda daha hakimsiniz. Yani 74 Hollanda, o dönemin Hollanda'sının hiçbir şey kazanamamasının sebebi olarak Gerd Müller gösterilir. O dönerek yaptığı o gerçek bir boy vuruşu vardır ya. Bir de Bertie Vogts'un kasaplığı. Yani abi çünkü 74 Dünya Kupası'nda biz eskiye dönerek izlediğimiz için o zaman yokuz. Ben bir yaşındayım yani. Ben o finali en az 50 kere ben izledim de. Ama. Kruyff'e yani yaptığı işi... Vardı ya ESPN. Bak daha maçın ikinci, dakikasında, normal günümüz şartlarında 20 tane falan kırmızı kart çıkar. Hani tamam mı? Şans alan bir yerden kart çıkartır. Oğuz Sarvan bir yerden zıplar. Baba böyle yapılır mı falan der. Tabii. Herkes gelir yani böyle tamam mı? Herkes gelir kırmızı kart çıkartır. Paskal'ın falan tokat atıyor adamı. Ama şey yani baba sahada kalıp bitiren adamlardan birisi. Bertie Vogts kasaplığını öyle söyleyelim. Ama tabii kazanamama sebebi de o senin dediğin gibi. Gerd Müller. Hakikaten Gerd Müller yani. Net senin söylediğin gibi başka hiçbir şey değil yani. Çünkü o Hollanda kalecisi 4 numarayı giriyor. İşte yok o orta sahası 2 numarayı. 8 giriyor Jongblot. 8 giriyor değil mi? 4 ama yani kalecilik olarak mukayese edersen sen... şöyle diyeyim. Neuer eşittir Maier. Reyna eşittir Jongblot. Jongblot'tan özür diliyoruz. Sonradan kadroya. Ayağı diye kadroya çağrılan, hiç aslında milli takım kalecisi olmayan kaleci zaten bu. Zaten 35 yaşın falan üstünde, evet, 34'ün evet. üstünde. Ama o oyunu oynamaları için. Şimdi en güzel ama şey, Helmut David Schoen'e... David Wiener harika portakal kitabında uzun anlatmıştı hikayeyi. Helmut Schoen ama çok güzel bir lafı var. 74 Dünya Kupası sırasında diyor ki, diyorlar ki siz niye Hollanda gibi total futbol oynayınca? Doğu Almanya'ya yeniliyorlar ilk maçta. Batı Almanya'da, Federal Almanya'da o zaman Gerd Müller'in oynadı. Helmut Schoen'u çalıştırdı. Derval'in yardımcılardan oldu. Diyor ki ya nasıl yani diyor. Bertie Vogts'u santrafor, Gerd Müller'i sağ bek mi oynatmamı istiyorsunuz diyor. Gerd Müller hayatta kimseden savunma aksiyonu yapıp topu alamaz. Uğraşmaz zaten. Bertie Vogts'u da bıraksan atamaz diyor falan. Hani şimdi oradaki gerçekçilik de aslında. Şimdi Almanya 50'lerde de kazanıyor. Almanya aslında 20'lerde 30'larda da iyi. Hitler felaketini yaşamadan önce bayağı iyi. Sporda her zaman iyi. Hollanda yok ki. Hollanda 60'larda Lüksemburg'u falan yenemiyor. Kaç 70'lerde falan profesyonel futbol diye bir şeyle tanışıyorlar. Yarı profesyonel hatta yani. Yarı profesyonel değil. Futboldan para kazanacağını öğrenince itiraz falan oluyor. Mahkemeye falan veriyorlar bu işten para kazanıyorlar profesyonelliği diye. Profesyonelliği getiren de Johan Cruyff'un isyanları. Tabii iki çizgi. Üç banttan işte iki banta geçiş. Adidas'ın üç çizgisi ama o Puma'yla. Ben bireysel diyor iki çizgi. Yani konuyu biraz dağıtacağım da Almanya mevzusunda şöyle bir şey var. Mesela Almanlar hep inşa edebiliyor. Bunu ben sosyal hayattan bağımsız düşünmüyorum. Evet Almanya'da inşa edebiliyor. Hollanda biraz daha hani çiçek çocuk jenerasyonundan biraz daha özgürlükçü bir takım. Total ama o takım öyle. 70'ler takımı. Ya, evet yani o anlatıyor ya kitapta. Hollanda'da 2. Dünya Savaşı öncesinde bayağı muhafazakar.
kafa olarak toplumda. Yani Avrupa muhafazakarlığı yerde böyle işte şey gibi. Çok farkı yok Almanlardan. Ama ırkçılığın da olduğu. Evet, Belçika'yla tabii, beraber tabii, ırkçılığın tabii, da yoğun işte olduğu. Futbolcular futboldan para kazanacak diye dava açıyorlar. Evet. Hani aşağılık bir iş yapıyorlar diye. Shakespeare'in sonesindeki gibi topu ayağıyla vuruyor aşağılık herif diyor Shakespeare'de. Evet, öyle sahnesinde. Bir sahne var. Onun hatta gibi bir şey yani söyleyeyim. Orada. Yani Pele Brezilya milli takımıyla ilk parladığı zaman 18 yaşında bir Hollanda'ya gidiyorlar. Orada bir şey vardır. Onun belgeselinde de vardır. Çok iç acıtıcı bir görüntüdür. Bir kız var. İşte sarışın böyle klasik Hollanda şeyi böyle. Pele'ye dokunuyor. Acaba boya mı çıkacak mı suratı falan diye böyle. O, bahsettiğin inanılmaz. 50'ler 60'lar değil mi? O dönem o yani, Avrupa'nın o bölgesinde yani söylemek bile utanç verici. İnsan bahçesi var. İnsan bahçeleri var yani. Tek i̇nsan sergileri var. O da böyle Paris. Bak o kadar Paris Saint Germain günümüz sorguladık ama o döneminde şimdi yani evrenselci anlayış. Şimdi Amerika'da Miles Davis dünyanın açık ara en çok albüm kaydeden, en çok para kazanan kişisi. Siyah olmasa çok daha fazla kazanacağım diyor. Kendisi hırçın. Kendi çaldığı efsane olduğu yerin önünde dinlenirken bir polis gelip aynı işte şey olayı gibi yaşanan son yıllarda şu anda futbol maçlarında ırkçılık karşı diz çökme hareketinin yapıldığı benzer bir şiddete uğruyor. Neyse arkadaşları hayatını kurtarıyor. Ama Paris'e gidiyor ağlamaya başlıyor biliyor musun? Hiç tanımadığı yüzlerce, iki yani havalimanı bir de o zaman da 300-500 kişi. Bütün beyaz caz dinleyicileri. Miles Davis'i görüyor. Miles Davis şeyde inerken ağlamaya başlıyor. Hala inanmıyor. Hiç dönmek istemiyor. Çünkü kendi ülkesinde uğradı. Çünkü o dönemin olayı. Ama Hollanda'da 2. Dünya Savaşı sonrası yepyeni bir kuşak ortaya çıkıyor. Çünkü o kadar insan hayatını kaybediyor ki. Bir de Hollanda'nın o yine kitapta çok güzel anlatıyor. Şenol Hoca da bahsetmişti. Bu güzel milli takımımızın bizi çok mutlu ettiği, Hollanda'yı yendiği günde. Çünkü hepsi kulüplerinden çok formda, fizik açıdan üst düzeye geldiğin oyuncularımız. Burak Yılmaz'ı, Yusuf'u, Zeki'si, Hakan Çalhanoğlu'su falan. O dönem ne demiş maçta önce? Bu Hollandalılar sel felaketine karşı. İşte kanallar, şehre yerleşim. Hep bir böyle alan üzerine alan kafa var. Patlatıyorlar. Dar alanda iş yapmak. O yüzden total futbol oradan çıkıyor. Almanya'dan çıkmasına gerek yok. Çünkü Almanya sürekli Birinci Dünya Savaşı kaybediyor. İkinci Dünya Savaşı kaybediyor. Hep sıfırdan yeni bir şey inşa etme kültürü. Şöyle benzer. Mesela Almanların... Ben senin dediğin vardı ya onu söylemek istiyorum. Yeniden inşa kültürü. Hollanda'nın o işte alan kullanımı. Mesela İtalya'nın... Bir de Hollanda'nın alan kullanımı şu açıdan da çok başarılı. Abi Konya kadar değil mi? Yüz ölçümü. Dünyanın en büyük üçüncü tarım ülkesi. Avrupa'nın açık ara en büyük tarım ülkesi mi üretimde? Evet, dünyanın da üçüncü. Yine alanı çok iyi kullanmaları. Alanı işte bu kadar iyi kullanmaları. Bayağı iyi kullanmaları vardı. Peyva abi. Peyva denizin dibindeler. Orayı yükselterek, orayı şey yaparak. Fransızcası Peyva. Yani tabii. Aşağıdaki ülke. Ekstra mesela İtalya'ya da ekleyebiliriz buna. İtalya'da tarih boyunca saldıran değil, genelde yani büyük savaşlar, tam Mussolini dönemini ayrı tutuyorum. Savunan ülke konumunda. Futboluna da onu yansıtmışlar yani. İtalya'nın bence... Futboldaki bu turnuvada harikalardı. 2006'yı da çok severim ama genel olarak o eğer diyelim. Siyasi tarihi, dünya savaşı şey yapacaksak İtalya ne zaman savunma, ne zaman hücum yapacağını en iyi bilendir. İkinci Dünya Savaşı'na Almanların yanında başlar. Nazi Almanyası'nın en büyük karşıtı olarak tamamlar. Bu dünyanın Ali Rıza, çok efsanedir ya. Bu dünyanın Ali Rıza Bey'dir ya. Aman tarafımız kaçmasın Ali Rıza Bey. Bunlar biraz... Her tarafa kayarlar böyle. Bunlar biraz şey bence aslında. Daha Şener Şen Ziya. Yani iki taraf. Doğru. Ya hem vallahi hiç görmüyorum onu ben falan. Hiç görüşmüyoruz. Almanya ile hiç görüşmüyoruz diye. Tabii bu söylediklerim biraz tabii zorlama benzetmeler ama işin hani o ya biz şey kısmında da var yani. Gülmece unsuru futbol kültür açısından tutuyor. Yoksa İlber hocamız gelsin anlatsın hep beraber. Ya, ben de keşke gelse İlber hocam. Boşu konuşuyoruz diyeceğiz. Tabii canım ben bu konuları konuşunca İlber hocam mesela hiç ağzımı açmazdım. Ece hocam benim uzmanlık alanım diyor. Anlayacağım. Aman hocam. İlerleyen yıllarda biz... Şey diyormuşuz, aman hocam işte futbol diye bir şey var, biz de öyle duyduk falan diye. Hoca futbolun tarihini de anlatıyor. İlgileniyor ama seviyor. Ama belli etmiyor değil mi? Bayılmıyor ama, yani o da bir takım tutuyor. Yani yine konuşsak yine bizi böyle bir kişi yapar ya, tokatlar gönderir. Ya büyük ihtimalle hele o 74'ü falan, bir dakika arkadaş öyle değil o. İşte şimdi yarı cehalet yapmayın falan diye. Şey yapacağım şimdi sen onu öyle anlattın da diye başlar. Yapsanız siz. Kısa yapınca bir daha yapsanız siz. Araya salacağım bir tane. Tamam. O zaman günümüze gelelim, gelelim artık. Gelelim tamam. Premier Lig başladı. Ya herhalde Premier Lig başlayınca ben futbolun başladığını hissediyorum. Evet, o 72.752 taraftarı görünce Old Trafford'da evet. Diyoruz ki tamam. Futbol gerçekten evine döndü. Premier Lig büyüktür İngiltere milli takımı diyerek hemen doğru tartışmayı açıyorum. O zaman ben seni keyiflendirecek bir konu açıyorum. Tabii. Hemen alt başlık olarak. Liverpool döndü mü? Liverpool'dan önce bence Manchester United
Tamam hadi Manchester United çok diyelim. Çok konuşulmayı hak ediyor. Tatlı niyetini Liverpool'u sonlara bırakalım. Hayır hayır. Karışık da konuşuruz. Kesinlikle böyle Tottenham. Ama en önemlisi dört tane faktör var. Bir böyle taraftarın dönüşü. İki toplam ilk 11'indeki Premier League tecrübesi 19 dakika olan Brentford'un nasıl böyle planlı, sabırlı, organize gelerek Brentford'a buraya gelmesini sağlayan bir böyle Brentford taraftarı. Ve 80'lerde gençliğinde alt liglerde sürmesinden sıkılıp bu takımı Allah kahretsin demiyor. Diyor ki ben ileride diyor böyle yatırımlar yapacağım bilmem ne bu takımı alacağım diyor. Alıyor ilk de Midtjylland'da deniyor bunu. Evet. Abi çok önemli başlangıç Arsenal'i yenmeleri. Hatta maçta yaşlı bir Brentford taraftarı vardı. Tarihinde ilk kez Premier League görüyor ağlıyor biliyorsun. Abi 74 yani yıl tabii, önce katılmışlar. Tabii. Var mıdır 74 yıl öncesinden? Yani o abi yaşayan, doğmuştu belki yani ancak. 8 yani, yaşında git, 6 yaşında gitmiş olsan babanla 80 yaşındasın ne kadar tabii, hatırlarsın? Tabii yani. Nereye kadar hatırlayacaksın? Dünya zaten maçta da gördük o ilişkiyi. Yaşlısından evet, en tabii, küçük minik bir taraftarla hocanın o sevinci. Aa o hocanın... şey Woody diyorsun sen. Küçük arkadaş geliyor bütün, böyle. Tabii tabii bütün futbolcularla Woody'le, böyle. Bütün futbolcularla. Tam Murat Kosovalık bir sahneydi. İşte Premier League Woody'nin bu görüntünün üzerine. Ya da öyle Erbatur Ergenekonluk'ta olabilir. O zaman sadece hemen. O kadar kısa anlatmaz ama biliyorsun. Erbatur şiirsel anlatır. Tabii tabii. Hemen Brentford'da şöyle başlayalım. Sen de paylaştın. Hepimiz paylaştık zaten. Brentford'un ikinci golü uzun taşlar geldi. Geçtiğimiz sezonda ona dair birçok görüntü vardı. O gol olduktan sonra Liverpool'un da taç atışı antrenörü olan ama aynı zamanda Brentford'da da çalışan, Midtjylland'da da çalışan Thomas Grönmark benim en iyi öğrencim o taç atışını evet, atan adamdı dedi ve zaten orada da bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Hani biz Türkiye'de böyle daha eliyle topu adamın ayağına atan oyuncuları görürken taç atışında burada daha farklı bir çalışmayı görüyorsun. Yani Brentford kalıcı olur olmaz o farklı bir mesele ama Brentford bir iki asansör deneyiminden sonra bu ligin kalıcılarından birisi olacak. Bu planlamayla giderse. Eğer bu planlamasını yüksek sermayeye kaptırmazsa diyeyim ben. Çünkü yüksek sermaye çöker buralara. Şöyle, çökmeye çalışır. Şöyle bir virgül atayım. Hemen. Brentford'un sahibi de bayağı yüksek sermaye. Tam ama, şu o söylediğim adam. Evet o, ama takımı düzelteceğim şöyle, ben ilerleyen yılları. Herkes o işin bahisinden geliyor. Hani ben takımı düzelteceğim diye parayı bulmuyor. Parayı buluyor. Ben sonra takımı düzelteceğim. Ama önce Midtjylland'da geliyor. Provasını yapıyor. Çünkü adam yani tırnak evet, içerisinde bahisçi diyelim. Ama ileri düzey bahisçi. Ama yazılımını yapan adam. Yazılımını yapan adam. Yani, yazılım şirketi. Tabii en doğru tarafta. Sektördeki en doğru tarafta. Ve adam şey böyle ya, okulu yanlış söylüyorlar değil mi? Oxford, Harvard bir yerden mezun böyle istatistik uzmanı, fizik evet, şeyi bayağı. İşte Rasmus Ankersen falan evet, yani bu takımın futbol direktörü Rasmus Ankersen iki tane futbol kitabı var. Adam bu kadar. Evet. Hani o şey futbol benim yazdığım gibi böyle futbol evet, hikayeleri evet, de değil. Bayağı matematiksel, bu kadar istatistiksel. Böyle futboldan nasıl ha, iş yapılır, ha, business kitapları, iş kitapları yazmış. Bunlar hani böyle şey. Bu da senin yazdıklarında gayet iyi. Gayet ya. Ben söyleyeyim ben o kitaplardan bir tanesini İngilizce PDF indirdim. Seninkini para verip aldım. Yani onu söyleyeyim. Eyvallah. Çünkü o ticari bir iş. Yani ama bir dakika bu takımın başarısında rolü olan bir inceleme araştırma. Aslında gerçekten özellikle ikiniz bu konuda çok uzmansınız. Çünkü benim geçen seneden yaptığım bir yorumu üniversiteye giriş deneme sınavında sormuşlar. Bu evet, istatistik, estetik tartışması. Yani. Ama şimdi istatistik de daha kıymetli hale geliyor ya. Şimdi Metin Türel Hoca'nın hani hacı 35 metreden bir çakar size o istatistikleri nereye koyacağınızı şaşırırsınız. O dönem gerçekten Metin Türel Hoca'nın dediği gibi estetiğin son tahlilde istatistiğe büyük bir üstünlüğü vardı. Metin Türel Hoca'mız haksız değildi. Çünkü çok büyük deneyim. Ama şimdi Brentford'un taçı ya bak Liverpool'un hep bahsedeyim. 30 yıl neden şampiyon olamadı? Ben bunu 30 yıl anlatırım isterseniz de kimse dinlemez. Liverpool Türkiye hesabı çekti bana bu 8-9 bölüm. İsteyen oradan izlesin uzun uzun. Şimdi kısaca sembolü bunun. Abi another wasted corner diye fanzin vardı Liverpool taraftarının. Çünkü korner atışlarını sürekli paslaşarak McManaman işte şey hiçbir korner çalışması yok. Stoperi oraya atırsa yok hiç kornerden gol bulduğu yok. United'da bu arada harıl harıl kornerlerden Irving mi kullanır? Beckham mı kullanır? Ha, nereye bağlayacağım? Marcos Alonso'nun golünden sonra merak ettim. Ya bu Chelsea amma atıyor frikikten yıllardır diye. United'ın daha fazla var tahmin ettiğim gibi. Çünkü Ryan Giggs, David bak. David Beckham diyelim önce. Ryan Giggs sağ sol. Dennis Irving iki ayak. Evet. Yani Irving'in sol ayağı Giggs'in sol ayağının gerisinde. Beckham'ın sağ ayağı, Irving'in sağ ayağının iki katı iyi ama bu iki ayak abi. Hani o barajlarda kaç kişi koyarsan koy. Sağ mı sol mu? Alonso'nun golündeki gibi Mason Mount geliyor. Golden önceki frikik bu sefer Alonso geldi, Mason Mount da geldi. Birden Mount kullandı falan hani. Bunlar önemli. O istatistiği öyle bağlıyorum. Mesela
Manchester United'ın o kadar şampiyon olup 92-93 Premier Lig'in miladından 2000 kaçta oldu Liverpool'u ya pandemiden 20'de mi oldu? 2019-20 şampiyonuydu. Tam 20-21 şampiyonu City, 19-20 şampiyonu Liverpool'un tam 20. 30 yıl işte. Tam 30. Değil mi? 90'dan yani. Abi arada gerçekten hiç korner çalışılmamış. Abi Klopp taç antrenörü de getirdi. Hani hakikaten orada en az 5-6 gollük bir Liverpool lehine fark oldu. Ve Thomas... bu da eşittir en az 6-7 puan. Evet, Thomas Gremmark'ın söylediği şuydu. Biz Liverpool'da taç atışlarını çalıştıktan sonra hücum yememe, yani bir taç atıyorsun hücum geçiş yememe ve aynı zamanda da biz korneri yani taç atışını kullandıktan sonra gol pozisyonu yaratma anlamında %27'lerden %72'lere getirdik takımı dedi.